Son bir ayın sorunu bu. Bir ay önce ilk defa harita açıklandı biliyorsunuz. O zaman rakam 100 binde 200'dü. Sonra 371 oldu, 458 oldu ve 500'e doğru çıktı. O zaman ilk yayınlandığında Kasım-Aralık pikinin son dönemini yaşıyorduk ve günlük vaka sayımız 300'ler civarındaydı. Ve giderek rakam arttıkça bu rakam da arttı, şu anda 1000'leri bulduk. Samsun'da biliyorsunuz mutant virüs probleminin olduğunu birçok yerde söyledik. Şu anda vakalarımızın %50'den fazlasında mutant virüsle saptıyoruz ve bundan dolayı da bu virüs çok bulaşıcı olduğu için de vaka sayıları düşmüyor. Özellikle yüksek riskli bölgelerdeki cumartesi açılımı, okulların açılımı, ilkokul grubunun açılımı bu vaka hızının düşmesine değil artmasına sebep oldu. Bunu düşürmemiz için daha radikal tedbirlerin alınması lazım. Çünkü biliyoruz ki halkımızın duyarlılığı maalesef yok. Samsun bir sahil kenti. Cumartesi günün açılması özellikle sahil şeridindeki insan kalabalığının çok yoğun bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ve alışveriş merkezlerinde gene biliyorsunuz karantinada olması gereken hastalarımızın 9 tanesinin çok farklı yerlerde, bir tanesinin berberde, birinin otogarda yakalandığını biliyoruz. Vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetini maalesef sağlayamıyoruz. Yollarımız, caddelerimiz kalabalık. Bu nedenle daha radikal tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu seyahat kısıtlamasından tutun, cumartesilerin kapanması, belki tam kapanma, okullar gündeme gelebilir, okullarla ilgili radikal kararlar verilebilir ve karantinada olan insanların, yakalananların farklı yerlerde izole edilmesi, karantinaya alınması, bu konudaki denetlemelerin arttırılması, HES kodu sorgulamalarının arttırılması gibi birçok önlem alınabilir ve bunların bir an önce yapılması lazım. Çünkü Samsun'da vakalar giderek artıyor ve acillerimizde bir tıkadıklık başlamaya yüz tuttu. Buna engel olmazsak eğer Samsun için sağlığın tıkanma noktasına geleceğini düşünüyorum. Özellikle kamu hastanelerinde yatış için sıra bekleyen hasta sedyeleri tekrar oluşmaya başladı ve doluluk oranlarımızın da arttığını biliyoruz. Mutant virüsün fazla olması ve tedbirlerin gevşetilmesi. Sonuçta tedbir alınması gereken bir noktada cumartesiler açıldı, okullar açıldı ve maalesef hani tamam lokantalar açılmadı ama insanlar gene kalabalıklar oluşturuyorlar. Taziyelerde birlikte oluyorlar ve hafta sonlarını bir yerlere gidiyorlar. Ev partileri veriyorlar ve bunlara engel olamıyoruz. O zaman demek ki yeterli değil bu tedbirler. Bu tedbirleri daha fazla arttırmamız lazım. Evet. Türkiye genelinde biliyorsunuz harita kızardı. Yani sonuçta İstanbul, İzmir, Ankara için de konuşuyorum. Buralarda da vaka oranları oldukça arttı. İstanbul 60'la başlamıştı. Şimdi 200'ün üzerine çıktı. Normalde kırmızı alan ve bu tedbirlerin muhakkak tüm Türkiye genelinde de olması gerekiyor ama Samsun birinci olduğu için söylüyorum. Tablo sağlık sisteminin çökmesiyle sonuçlanacaktır. Acillerde yatış bekleyen hastalar ve buna yetişmeye çalışan sağlıkçılar. Bu istemediğimiz bir nokta. Bunun olmaması için zaten bütün çabamız aşılama arttırılsın ki bir yandan bağışıklama arttıkça da hastamız azalsın. Acilen yeni kararların verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da yöneticilerimizi uyarıyorum.